bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, merhaba çocuklar. Merhaba canım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Okul müdürü Aram arkadaşım. Ben sizi unuttum. Sağ olun. Öncelikle bu hayırlı, güzel amaç etrafında buluşan hepinizi kutlayarak birkaç söz söylemek istiyorum. Önce tabii Raşit Hoca'yı rahmetle anıyorum. Alpay kardeşimi ta Limassol Lemos'un döneminden biliyoruz. Sevgili Mete'yi keza çocukluk günlerinden hatırlıyoruz. Onları da rahmetle anıyorum. Onların adına bu güzel girişimi yapan vakıf başkanı Eral kardeşimi de canı gönülden kutluyorum. Kütüphane kitap sevgisi sanıyorum çocuklarımıza kazandıracağımız en başta gelen meziyetlerden olmalıdır. Bu bir ihtiyaçtır. Hele günümüz koşullarında çok çok önemli bir ihtiyaçtır diye düşünüyorum. Hocam sanal ortamdan bahsetti. Sanal ortamı, bilgisayarı, interneti reddedemeyiz. Bu mümkün değil. Ama doğru kullanmayı çocuklarımıza öğretebilirsek, bilgiye ulaşmanın çok çok önemli araçları haline geldi çünkü bunlar. Hem bilgiye ulaşmak hem de hızlı ulaşmanın araçları haline geldi. Dolayısıyla onları da doğru şekilde yönlendirmek sanıyorum ki başlıca görevlerden bir tanesidir. Bu vesileyle gelirken ben de sizlere küçük bir armağanım olsun istedim. Yazdığım bir kitap var, belediye başkanlığında geçirdiğim tecrübeleri içeren. Bunu kütüphaneye armağan etmek için getirdim. Bir de Cumhurbaşkanlığında olan yine bizim Kıbrıslı yazarlarımızın kitapları bize ulaşıyor. Bir kolide arkadaşlar onu getirdiler. Başlangıç olarak bu da bizim küçük bir katkımız olsun kütüphaneye. Bu vesileyle söylemek istediğim bir şey daha var. O da şudur. Çocuklarımızı bilime inanan, çağdaş, sorgulayan, bilimin ışığında kişilikler olarak yetiştirmemiz lazım. Bu anlamda okulların, aydınlık hocalarımızın elinde kütüphanelerin çok büyük önemi olduğunu değerlendiriyorum. Ülkemizde son zamanlarda eğitim dünyamıza ilişkin bir takım sorunlar gündeme geliyor. Çocuklarımıza yönelik olarak bir takım bağnaz yönlendirmelerin yapıldığı artık basına konu olmaya başladı. Biz Atatürk yolunda fikri hür, vicdanı hür gençler yetiştirmek yolunda çok uzun yıllardan beri laikliği içselleştirmiş olan bir toplumuz. Bu önemli niteliğimizden asla ödün vermeyiz. Ve bu anlamda kütüphanelerimizin, okullarımızın da son derece büyük önemi olduğunun altını çizmek istiyorum. Kıbrıs Türk'ü bu karakterinden, bu yapısından hiçbir zaman uzaklaşmayacaktır. Dolayısıyla bu konuda tabii ki gereken her türlü tedbir Eğitim Bakanlığı'nca alınmalıdır. Kamuoyuna yansıyan bu gibi durumların araştırması yapılmalıdır. Bunlar es geçilmemelidir, görmezden gelinmemelidir.
Bu anlamda ülkemizde okullarımızın ve kütüphanelerin ve bugün burada atılan adımın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha idraki içerisinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılarınızın sürekli olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Lise geliyor. Evet. Liseden sonra başka bir hayat var. Yüksek öğrenim. Üniversite. Ama daha bu çağlardan kafalarda şekillenmeye başlıyor genellikle hangi mesleği seçelim gibisinden. Sizde ben henüz kararımı vermedim diyen kaç kişi var? El kaldırsın bakalım. Karar vermeyenler. Karar verin kaç kişi var? Polis olmak istiyorsun. Polis ol, korumanı kurmuşum. Niye polis? Ailede var mı polis? Amca. Amcayı çok seviyorum. Selam söyle amcaya. Evet sen? Asker. Başka arkadaşların olmak istediğini söylemek isteyen var mı? Bak bir polis bir asker çıktı. Doktor olmak isteyen yok mu? Var. Öğretmen. Öğretmen. Var. Mimar olmak isteyen var mı mimar? Sen. Niye? Hiç mimar olamadım. Peki arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığını düşünen var mı? Tabii ki. Yok. Her biriniz bu ülkede Cumhurbaşkanı olabilecek niteliktesiniz. İnanın buna. İyi yetişiyorsunuz okullarımızda. Sayın Müdür ve sevgili öğretmenlerinizle her şey olabilirsiniz. Ama önce iyi birer insan olmaya bakın sevgili gençler. İnsani değerleriniz, hoşgörünüz, barışçılığınız o çok çok önemli. Birbirinizle dayanışma içinde olmayı öğrenin, toplumsal dayanışma içinde olmayı öğrenin. İşin başı odur. Yoksa makamlar gelip geçicidir. Hepiniz